Merhaba. Ne kadar şanslıyım görüyor musunuz arkadaşlar? Biz de çıkmayacağız. Bir yerdendik. Ben kendi aramızda yaptığımız muhabbeti bir de bir başkasının önünde yapıyoruz aslında. Daha farklı bir şey yapmıyoruz. Işıklık galiba. Yani biraz da ışıklı. Evet. O sizin ışıltınız. Ay. Konuklarımızın ışıltısı. Verelim spotu. Arkadaşlar, Çankırı'nın uzun, sızı ve kızı diyorum. Buyurun başlayalım. Petek hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ters köşedeki seviyorum. Ya evet, şimdi bizim konuklarda da böyle enteresan bir şey var biliyor musun? Yani hakikaten böyle ben onları konuk ediyorum falan değil. Burada da gördüm, biz hep beraber götürüyoruz. Bazen benim elimden alıyorlar falan. Bana şunu sor diyenler vesaire. Biz böyle seviyoruz. Kendi aramızda yaptığımız muhabbeti bir de bir başkasının önünde yapıyoruz aslında. Daha farklı biraz bir şey yapmıyoruz. Işıklık galiba. Yani biraz da ışıklı. Evet. O sizin ışıltınız. Ay. Konuklarımızın ışıltısı. Verelim spotu. Şakacı Kuşlar Sokağı Harekat Sesleri ve Manevra Alanı. Şakacı Kuşlar Sokağı'nda seni manevra alanına getiren bir şey var. Evet. Biraz bunu konuşalım mı? Konuşalım tabii ki. Şakacı Kuşlar Sokağı'ndan manevra alanına aslında bir ekolojik duyarlılık var. Hep şiirle başladım edebiyat alanına ama çok ilginç bir noktada, öyküye yoğunlaştığım bir noktada bir anda çocuk kitabı çıktı. Çünkü çocuk edebiyatı ile ilgilenmeye başladım. Çünkü çocukları dinlemeye başladım. Ve bu ben hani çocuk sahibi olmadan önce oldu. Birçok arkadaşımın aksine. Çocukları dinlerken aslında yani doğadan ne kadar uzaklaştırdığını insanların onu fark ettim. Kendimi de aslında bu konuda çok düşündüm. Şehrin ortasındayız, binaların arasındayız ama orada bir doğa da var bir şekilde ve canlılar o doğanın içinde hala yaşıyorlar. Kuşları dinlemeye başladım. En fazla zaten kuş sesiyle muhataptım Antalya'da. Kuşları dinledikten sonra çocuklarla iletişimimi hani onları kattım ve onlar da kuşları dinliyorlar falan. Ama kuşları sadece kuş olarak biliyorlar. Yani hiç hani bu da şu kuşu, işte serçe. Kafa yordum ve bir kurgu gelişti. O kurgunun üzerinde çok çalıştım. Yani şiir kitaplarına belki bu kadar çalışmadım. Çünkü orada çocuk kitabında bir çocuklara uygun anlatma durumu var. Evet. Didaktik olmamalı ama çocukça düşünerek olmalı. Nasıl olabilir? Çocukça düşünerek olabilir sadece. Başka türlü olma ihtimali yok. Bu çocukça düşünme aşamasına seni getiren basamaklar nelerdi? Yani... Kolay bir şey değil çünkü. Hı hı. Hani çocuk edebiyatı bağlamında bizim tartıştığımız şeyler bunlar. Çocuk edebiyatı ve ideoloji, çocuk edebiyatı ve ekoloji, hı hı. Çocuk edebiyatı ve didaktizm yeri geldiğinde ya da değerler eğitimi en üst başlığında hı hı. Bu dile ulaşmak çok zor bir defa. Ben güzel bir yerden başladım çünkü benim önümde aslında çok güzel örnekler vardı. Antalya'dan verebileceğim en güzel örnek Salih Mercanoğlu. O da hem şair hem de çocuk kitabı yazarı. Çocuk şiiri yazıyor özellikle. Çok güzel çocuk şiirleri yazıyor ve bu alanda gerçekten çok önemli bir açığı kapatan insanlardan biri bence. Onunla birlikte aslında başladım ben çünkü onun yapmaya çalıştığı şeyi birazcık anladığımı düşünüyorum. Çocuklara ulaşma çabasını anladığımı düşünüyorum ve ben de bunu yapma isteği hissettim bir yerden sonra. İşte gene Betül Tarıman vardı yaşadığım kentte. Onlarla aslında diyaloglarımdan doğdu bir metin kurgulama isteğim. Sonrasında çok uzun bir yolculukla beraber dosyam kitaplaştı. Şimdi çocuk edebiyatı üzerindeki tartışmalardan bir tanesi çocuk metni, yani çocuklara yönelik bir metin yazmak öykünün daha seyreltilmiş hali değil. Hı hı. Ya da daha basit bir öykü yazmak kesinlikle değil. Sen de böyle görmüyorsun bunu. Evet. Ben çok daha ciddiye alıyorum aslında şu anda. Şu anda iki kat ciddiye almak zorundayım. Çünkü hani çocuğumla da birlikte bazı okuduğum kitaplarda yanlışları görüyorum. Ve hani bu böyle olmamalı ama nasıl olmalı? Melimalı çok girmiyor aslında çocuk yayınlarına ama. Bir de hani çocuk kitapları için aslında şu çok doğru bir tanım. Yaşsız kitaplar. Yani ben aslında kendim için de yazıyorum bu çocuk kitaplarını. Bunu açalım mı biraz? Yani kendin için bir çocuk kitabı yapmak. Hı-hı. Yani aslında kendi çocukluğuna gitmek mi? Hı-hı. Kendi çocukluğundan yola çıkıp bir kendini kurmak mı? Şöyle aslında bence yazdığımız her şeyle çocukluğumuzla bir iletişim kuruyoruz. Bir aramızda bir bağ var ve hani bu nedenle aslında sürekli dönüyoruz o noktaya. Psikolojide de böyledir, hı-hı, ya hani hep bir köken vardır ve o kökene ulaşma çabasındayız biz aslında.
Evet, kendi çocukluğum içinde yazıyorum ve çocukluk hafızası ile ilgili mesela birçok şey. Ben bugün dinlediğim çağdaş yazarlarda da aynı şeyi duyuyorum. Şey diyor hani herkes, ben çocukluğumda bunu yaşamıştım ve bunu bugün bu dille anlatmayı seçtim. Yani çocukluk hafıza, evet, çocukluk hafızamız kesinlikle çok önemli bence. Tabii çocukluk hafızasından öte benim sormaya çalıştığım şey şuydu aslında. Çocuklukta bir yaşam kurgusu var. Hı hı. Aslında her ne kadar günümüzden ya da kendi yaşımızdan baktığımızda çok fark etmesek de ya da çok geri plan atmış olsak da bir bilinç dışı denilen bir yer var ve bunları depoluyor. Ve bunların etkisi hayat boyu devam ediyor. Hı hı. İşte bunun üzerine koskoca bir alan kuruluyor. Psikanaliz diye bir alan kuruluyor. Benim sormaya çalıştığım şey şu aslında. Bir ortaklıktan yola çıkıyorum ben. Hı hı. Saydığın isimlerin hepsi şair. Hı hı. Sen de şairsin. Ve aynı zamanda çocuk edebiyatı. Bunun geçmişte de örnekleri var. İşte Cahit Zarifoğlu olsun, Tevfik Fikret olsun, Cemal Süreyya olsun. Dağlarca var. Bunların hepsinin çocuk edebiyatına yöneldiği bir nokta var. Hı hı. Ya, sendeki o noktayı merak ederek sormuştum aslında. Yani bir gün bir şey oldu. Kitabın macerasından bağımsız bu arada. Şu anda hala devam eden serüvenini soruyorum. Bilmiyorum. Nasıl başladı? Çocuklarla temasımla başladı. Çünkü yarattığımız dünyada çocuğa göre tasarlanan hiçbir şey yok. Biz yetişkinlere göre ve yani okulda biraz öyle ya aslında 7 yaştan sonra biz çocukları ciddiye almaya başlıyoruz. Yani eskiden böyleymiş daha doğrusu. Günün bilgisiyle biz hani okul öncesine ne kadar önem vermemiz gerektiğini görüyoruz. Ve yetişkin gibi görmüyoruz yani artık. Eskiden yani 1700-1800 yıllarda aslında çocuklara yaşam alanında da çok fazla yer verilmezmiş. Bugün birazcık daha farklı bir durum ve çok daha iyi bence. Daha farklı disiplinler de devreye giriyor tabii. Tabii ki. Yani şehir planlama devreye giriyor, mimari devreye giriyor burada. Mimari devreye girmişken de ben bir Arakat Sesleri'ne geçmek istiyorum. 2019 yılı Altın Defne Genç Şiir Ödülü. Arakat Sesleri'nde bende yankılanan şey şuydu. Ben normalde bir evimde otururken bir yerden tıkırtı geldiği zaman falan rahatsız olan bir insanım. Hakikaten dikkatim hemen oraya yönelir. Böyle kısa da sürse, uzun da sürse hemen dikkatim oraya yönelir. Şiirde de aslında bu rahatsız ediciliği buldum ben. Bunu olumlu bir anlamda kullanıyorum. Senin Arakat Sesleri dosyan diyor ki bir tıkırtı var. Dünyada etrafınızda tıkırtılar dolaşıyor. Sendeki bu tıkırtıyı sorayım ben sana. Arakat Sesleri şiiri üzerinde söylemek istersem aslında bir depremi anlatıyor. 17 Ağustos depremini. Orada çok yoğun bir ses var ama o sesin altında ezilen onlarca ses var, yüzlerce ses var ve onların bir hikayeleri var. Gün içerisinde yaşadığımız dünyada, yaşadığımız apartmanda birbirimizi duymadığımızı da düşünüyorum çoğunlukla. Yani birbirimizin hikayesine hakim değiliz, bir merhaba bile diyemiyoruz. Biraz bu uzaklık beni rahatsız ediyor, mesafe. Çağdaş insanın geldiği durum belki de ama hani orada sesler var ve sesler duyulmak istiyor. Ve ben de o sesleri kendi adıma hani kulak kesildim, onları duymak istedim, duydum ve sizlere anlatmak istedim, göstermek istedim. Bu aslında slogana yatkın bir durum olmasına rağmen sen şiiri bundan da beri tuttun. Biraz, evet. Yani bu bilinçli bir çalışma. Evet, bilinçli bir çalışma. Evet. Slogan olmamalı. Yani evet, şiir bunu zaten slogan olmamalı bence. Şundan ayırarak söylüyorum aslında. Bu şiirlerin oluşum dinamiğinin içerisinde de bu slogana yatkın olan tarafı fark edip bunu şiirden ayıklayan bir şair portresiyle karşı karşıyayız bu dosya üzerinde. Hı hı. Ve manevra alanında da bu devam ediyor. Bu bir tavır. Hı hı. Bu tavrı konuşalım seninle. Ya seslere dikkat kesilmek ama seslerin arkasında dediğim gibi hep hikayeler var ve aslında benim biraz öykücülükten gelen yanımla da alakalı galiba. O hikayeleri ben bütün metinlerime yaymak istiyorum. Bir deneme de yazsam orada bir hikaye olmalı benim için. Yani ben çünkü bu şekilde yazabiliyorum ve bu şekilde kendim olabiliyorum orada. Zor da bir şey aslında. Çünkü insanı hep bir ikilemde bırakıyor gibi geliyor bana. Yani çok özel bir soru soracağım burada. Bir şey hissediyorsun ve bu öykü mü olur, şiir mi olur? Bu kavşağa nasıl geliyorsun? Düz yazı şiirler de var her iki kitabımda da. Normal şiirler de var. Bu kendiliğinden o şekilde akıyor ve ben diyorum ki hani bu şiirin basıncı, ritmi, gerilimi gerçekten bu metin şiir ya da bu metin öykü. Zaten hani o bir şekilde benim zihnimde çokça dolanıyor. Ben o hikayeyle dolaşıyorum, bir takım ayıklamalar yapıyorum. Yani masa başına oturduğumda bir şeyi yazmaya karar verdiğimde bazen öykü diye oturup şiir olarak hani kendini tamamlayabiliyor. O biraz benim irademin dışında doluyor yani.
Yani tam aslında sorduğum şey buydu. Bu işin bir matematiği var, bir çalışması var. Çalışmaya başladın, öykü diye yola çıktın ya da öykünün geldiğini hissettin, birden şiire evrildi. Evet. Ya böyle bir şey oldu mu? Manevra çok sık karşına yaptım. Geldi mi? Hayat böyle manevralarla. Ya o zaman manevra alanını bu açıdan da okuyabiliriz. Okuyabiliriz ya, öykü olamayan şiir ya da öykü olmayan şiir. Öykü olmayan şiir, bilmiyorum, çok doğru bir tanım olmaz bence. Biliyorum, yolu açmak için söyledim zaten. Manevra alanı Arakat seslerinden birçok yönüyle farklı, daha umuda dönük açıkçası. Neden? Yani iki tane alıntı kullandım, ikisi de kızımın sözleri ve hem orada bir güç var ve bir çok ciddi bir umut var. İşte kalbimiz arılar gibi çalışır. Bu çok güçlü bir metafor aynı zamanda ve bana çok güç verdi. Ve ben şiiri, manevra alanındaki bütün şiirleri tek tek çalıştım ve sonra bir şekilde bir araya geldiler. Bütün şiirler gerçekten özenle, incelikle çalıştığım şiirler ve çoğu da umuda dönük, umuda bakan şiirler. Hani son şiirimde mesela çok olumsuz bir alandan girdim aslında. Pandemi var, pandemiyi çok net bir şekilde orada okuyabilirsiniz ama güzel bir şekilde bitiyor. Güneş odaya girecek, yarın gelecek, bekleyelim. Peki süt dişlerimizden sonra ayran dişlerimiz çıkacak mı? Tabii. Orada da çok güzel bir umut yok mu? Yani yerine yeni bir şey gelecek. Oraya bir şey geleceğinin bilinci yüklü yani çocukta. İşte mesela çocukça düşünmek kısmı bu. Yani doğanın kendini bu yenileme durumu aslında çocuklarda çok güzel kendini ifade ediyor. Biz mesela süt dişlerin çıkacak, yerine yenileri gelecek diyoruz ama onun zihninde bu ayran dişlerim gelecek o zaman, o daha güçlü şeklinde tesir ediyor. Yani bizde aslında filtreler arttıkça, böyle sosyal filtreler, kişisel filtreler arttıkça bir şeyin gerçekliğine çok daha katmanlı bir şekilde bakmaya başlıyoruz ama çocuklar çok daha doğrudan kurabiliyorlar. Kesinlikle. Bu gerçeklik ve bakış açısı arasındaki ilişkiyi çok daha doğrudan kurabiliyorlar. Çok daha zengin ve çeşitli bakıyorlar. Biz birazcık daha tek düze bakıyoruz galiba. Ben kapağına bayıldım. Onu söyleyeyim ve göstereyim. Songül Girgin ve Uygar'a sana çok teşekkür ediyorum yine. Çok güzel bir kapak tasarladı. Nod yayınlarının zaten böyle bir formatı var. Böyle bir kapak formatı var. Evet. Murat abinin kitabı da benzer bir kapak formatıyla çıkıyor. Hemen yan tarafa koyalım. Şurada. Evet. Yeniden konuk alalım biz Murat abi. Bu bir teklif mi? Kesinlikle. Hatırlı tanıdıklar varsa aslında bir duyursak. Yani zannetmiyorum. Kendisi yakinimdir. Şimdi tabii edebiyatçılar. Ev arkadaşım. Ev arkadaşım dedi. Tam soruyu hissettim, görüyor musun? İşte en sevdiğim konuk ya. Ben diyecektim ki evde Masal Üstübal var, Murat Üstübal var, Petek Sinan Bulun var. Evet. Şimdi iki yazar, iki şair, ya bir de ressam var. Evet. Sanatsal bir ev. Evde heykel konuşuluyor. Yani merak etmeme gerçekten mümkün değil. Biz arkadaşlığımızdan dolayı nispeten hakimiz buna ama mutlaka merak eden izleyicilerimiz vardır bu evdeki sinerjiyi diyeyim. Birbirinizin ilk okuyucusu musunuzdur? Bu beslenme nasıl gerçekleşiyor? Ben onu merak ediyorum. Birbirimizin evet ilk okuyucusuyuz aslında. Hep böyle metinlerimize bakıyoruz. Hani şiir ve yazı hiç fark etmez. Çok hata buluyoruz. Çok hoşumuza gidiyor hata bulmak. Çünkü ben çok severim kusur bulmayı. Her şeye kadar konuşuyoruz şiiri. Ya da her şeye kadar konuşuyoruz edebiyatı, kitapları. Ben mesela okuyup çok beğendiğim bir şey. Hani mutlaka okumalısın diye. Çok spoiler vermeden işte anlatıyorum ve farklı farklı şeyler beğeniyoruz ama temelinde o kitabı ikimiz de beğenmiş oluyoruz. Yani ortak beğeni size aslında bir evde bir sanat sinerjisi yaratıyor. Evet. Bu anlamda bir şiir sinerjisi yaratıyor. Böyle şey kavgası oluyor. Ya biraz kaşımak istiyorum ben bunu ya. Ya şey de söylüyoruz yani işte ya helva bitti mi evde? ben mesela buna inanamıyorum. Yani Murat Üstübal Petek Sinan Bulun'dan tuz istiyor. Yani şu tuzluğu uzatır mısın demiyormuş gibi geliyor bize. Hani tuz anladın. Çankırı tuzu istiyor. Ben diyorum ki git kendin al. Arkadaşımız var, söyle getirsin. Demiştik Çankırı'nın tozu, tuzu ve kızı. Ya tarihte de bunun, edebiyat tarihinde de çok fazla örneği var. İşte ilk akla gelenler Tomris Uyar, Turgut Uyar, işte Atil İlhan, Biket İlhan vesaire. Yani şu anda da arkadaşlarımız, şair arkadaşlarımız evliler falan. Ve gerçekten merak edilmeyecek gibi değil. Çalışma odası kavgası oluyor mu mesela? Halk bunu merak ediyor. Ya şu saatte ben çalışacağım, şu saatte sen çalışacaksın. Olmuyor çünkü ben çalışma odasını ele geçirdim. Komple. Komple.
Bence gayet demokratik bir ortam var gibi görünüyor evde. Ya ben çok karışık çalışıyorum ve yani aslında başlarken çok eşit yaklaştık. Şöyle bir masamız var uzun, sen görmüşsün Artur. İki tarafında işte sandalyeler ve laptoplarımız var. Ama ben masayı işgal ettiğim için, hatta yandaki koltuğa falan kitaplar koyduğum için artık gelmiyor. Bu salonda falan çalışıyor. Bu şekilde. Murat Üstübal'a sahip çıkalım mı? Yani. Hayır, ben burada Peti'yi destekliyorum. Zira yani pozitif ayrımcılık falan demeyeceğim buna. Murat abi zaten koltukta çalışmayı seviyor ya. Onun bir 20 yıllık artısı var yani. Bu slogana yatkın olan ama slogandan kaçan. Hı hı. İşte bir anlamıyla alt temelinde bir teori okumuşluğu olan ama bu şiiri teorileştirmekten beri duran. Hı hı. Bu sınırlar arasında dolaşan bir şiir bu seninki. Hı hı. Bu şiiri beslediğin o damarlar nereler? Çok çünkü yaşamsal aslında. Manevra alanı üzerinde şimdi söylüyorum aslında. Çok yaşamsal. Ben güncel yaşamdan da çok etkilenerek oradan şiir üreten birisiyim. Ve refleksle değil, biraz analizle şiire giriyorum. Ben yani çok tepki göstermem mesela. Bir durum ya da olay olduğu zaman hemen tepki göstermekten kaçınırım. Çünkü biraz da babamın herhalde yarattığı bir şey, gazetecilikten bana miras olduğunu düşünüyorum. Gerçeğe ulaşma çabasından, ya ben önce o gerçeğin gerçekten gerçek olup olmadığını öğrenmeliyim. Yani o bir yorum mu bana sunulan gerçek diye? Yoksa temel saf gerçek mi? Bunu anladığım noktada evet, ben de o analizden bir şiir ya da bir metin ya da başka bir şey görebilirim. Ya benim için o gerçek önemli yani. Yani bu anlamda şiirin sende doğup sende biten bir şey olduğunu değil, daha yayılgan bir şey olduğunu düşünüyorsun. Evet. Yani bir dönüşüm hali ve çok klasik bir metaforla ifade edersek bir yolda oluş halinden bahsediyorsun aslında. Hareketli bir taraftan da. Ve hani yaşamsal dememin sebebi de şu. Biraz aşıdan girmek istiyorum aslında. Hani aşı da bir tercih ya. Hani manevra alanı da bir tercih. Ve bir olumluya çıkan bir tercih gibi düşünüyorum ben aslında. Olumsuz bir şeyden kurtulmak ve hani yaşam için o manevraları yapmak. Duygu ve düşünce arasında da böyle. Bazen duygularımız ve düşüncelerimiz arasında düşündüğümüz şey vardır. Hani kala kaldığımız bir alan vardır. Ve hani hangi manevra beni hayatta tutacak, çok insani bir yönü var. Bu refleksle teyit etmek aslında... Refleks göstermek çok anlık bir şey. Evet, çok hazır bulduğumuz bir takım hazır duyarlılık dediğimiz şeyler var. Bunlara karşı tepki göstermek kolay, bunlara muhalif olmak kolay. Ama önünü arkasını kazıyıp bunu şiire dönüştürmek çok zor. Evet. Yani dönüşümden kastettiğim buydu aslında. Yani senin için şiir olan şeyler ve senin için hazır duyarlılık çerçevesinde kalıp orada durması gereken şeyler. Ve o gerçeğin arkasındaki hikayelerle de ben çok ilgileniyorum. İşte... manevra alanındaki mesela işaret fişeği şiiri biraz öyle bir şiir. Gerçekliğin arkasındaki başka gerçekler ve başka başka hikayeler açılan bir kapı. Ve biz bu gerçeklikten nasıl etkileniyoruz aslında? Nasıl etkileniyoruz, evet. Yani bazı şeyleri çok uzağımızda zannediyoruz ya, işte başımıza gelmeden ya da yakınımızın başına gelmeden bizden çok uzakta zannediyoruz. İşte deprem bunlardan bir tanesiydi. Sen yaşamış mıydın Ağustos depremi? Ben depremi yaşamadım ama çok empatik bir insanım ve hani çok etkileniyorum. Ben kendi kendimi hasta eden biriyim. Evet, yani bir habere çok takılıp çok üzülüp migren hani atakları şeklinde. O yüzden... Ya biraz kendimi de koruyarak bu anlamda ama o gerçeğe ulaşma çabasından da asla vazgeçmeyerek gidiyorum yani orada. Hani benim karşımdaki Petek Sinem Dul'un şiiri, sen her ne kadar hikayeye dayalı bir gerçekliği teyit etmeye dayalı bir şiir kurgusundan bahsettiysen de aslında malzeme toplayan bir şiir değil bu. Ya da topladığı malzemeyle bakın ben size şöyle bir şiir yapacağım diyen bir hazır şiirin şiiri değil. Evet, öyle bir formülasyonu yok. Biraz da hani kendim de oradayım. Hani kendi kırılganlığım da kendi cesaretim de orada. O da kurguya ve şiire dahil. Bu kırılganlık ve cesarette şiir seni kırılganlaştırdı mı? Şiir seni daha mı cesaretlendirdi ya da bu geçişim alanları çok mu çeşitli olmaya başladı? Çünkü şeye dayalı olarak da soruyorum. Çocuk edebiyatı, öykü ve şiir. Yani bunlara bakarak soruyorum, bu türlere bakarak. Galiba daha cesaretlendirdi. O kırılganlığımı üzerimden atmamı sağladı ve beni çok yüreklendirdi. Şiir, daha farklı bir şiir üretmeliyim. Buradan Arakat Sesleri, Manevra Alanı ve şimdi mesela ben 3. dosya ile ilgili düşünüyorum. 3. dosya hani birazcık daha farklı olmalı. Şu aralar
kafamda totemlerle ilgili bir şeyler dolaşıyor. Ve hani ilk iki dosyadan çok daha farklı bir konsepte, yani konsept demeyeyim de farklı bir dille, üslupla belki totemler olacak. Totemler derken bu mitolojik bir takım anlatılardan gelen totemlerden mi bahsediyoruz? Ya da batıl dediğimiz inançlardan mı sayılır? Batıl inançlarla aslında günümüz insanının batıl inançlarla olan çelişkileri üzerine düşünüyorum bu aralar. Ve bunu şiirleştirmek üzerine. Sende var mıdır bu fark ettiğin çelişkiler ya da... Batıl inançlar, elma yemeği. Evet, helvayı da alalım. O helva meselesini de söyleyelim. Sabahtan beri bir helva meselesi de gidiyor. Şunu lütfen artık aydınlatalım yani. Çankırı helvası bana cesaret veriyor. Ya sonra da... Yemin ediyorum var ya, helvacı sponsor almazsak bu yayın boşa gider. Mehmet Helvacıoğlu'na buradan sesleniyoruz. Mehmet Bey, bize sahip çıkın. Çatlak helva. Çatlak helvaydı. Ben çatlak değil biliyorum. Ya sana çatlak tomurmuş. Masaüstü bal burada olsa kesinlikle çatlak helvaydı. Kesinlikle bu. Evet. Çatlak helva. Ayran dışı. Yanlış yapmıyoruz yani. Ayran dışı, evet. Şey diyeyim ben aslında Petek. Biraz daha derinleştireyim bu meseleyi. Hı. Aslında sorduğum sorularla da tabii ki bağlantılı bu. Yani senin şiire dönüştürdüğün şeylerden o totem diye adlandırdığın o içeriği merak ediyorum aslında. Hani tabii spoiler vermeden bu çalışmayı merak ediyorum. Neler seni buraya getirdi? Yani bir mitolojik anlatı, arka plan önemli tabii ki. Çünkü tarihle beraber yoğrulan ve günümüzde de etkisi devam eden şeylerden bahsediyoruz. Hani çağdaş insan dedin. Bu çağdaş insan aslında bir takım yaşantıları çok geride bıraktığını zanneden ama inançlarına ya da düşünme biçimine ya da en genel düşünme çerçevesine ulaşacağımız o yolda bu inançlarla taşların döşeli olduğunu gördüğünde de hayret eden bir insan. Hı hı. İşte batıl bu anlamda biraz daha yol gösterici, biraz daha bıçak sırtı bir şey gibi geliyor bana. Bıçak sırtı kesinlikle, o da bir cesaret istiyor işte. O noktada çok uzun zamandır aklımda olmasına rağmen ben daha yeni cesaret edebildim mesela bunu söylemeye bile. Yani ne düşündüm bu totemle ilgili bir şeyler, hani çok da anlatmamaya çalışarak, etrafından dolaşarak. Bizden laf çıkmaz ya. Günümüz insanının hani şu anda hani çoğumuz politiyiz ve ekonomiyle kıstırılmış durumdayız ve hani her sorunda biz bir şeye inanmak istiyoruz, bir şeye böyle bağlanmak istiyoruz. Bu bir boncuk da oluyor, işte kem göz vesaire. Kimi zaman pirinç yutturuyor, hani anneannelerimiz falan bize hani sınava giderken onu yaptırırlardı vesaire. Oradaki tezatlık benim çok hoşuma gidiyor. Hani o inanmayı da istiyorsun ya bir taraftan. Evet ya, olacak yani. Ya da mesela uçağa bindiğin zaman böyle besmele çekmek gibi. Düşersen. Yani işte seslenmiş olayım falan. İnançları aşan bir boyuttan bahsediyorum aslında burada. Ya da inanmak ya da inanmamak arasındaki o doğrusal bağdan değil. Her ikisini aşan bir kuvvetten bahsediyoruz. Evet. Ki yaşantı derken de bunu kastetmiştim aslında. Çünkü halk bilimi araştırmacıları son zamanlarda bu konuların üzerine fazlaca eğilmeye başladılar ve çok ilginç ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Sadece günümüz hayatından menkul bir hayat yaşamıyoruz. Yani biz başka bir tarihsel uzantıyız aslında. Yani bu uzantıdaki çelişkiden de bahsediyorsun. Yani bir anlamda bunları aştığını düşünen bir insan ama bir yanıyla da buna inanmak isteyen bir insan. İşte mistik tarafımız da var ya bir şekilde. Yani eskiden de doğayla kuruyorduk o bağı. Bildiğin insanlar gidip ağaca da sarılabiliyorlardı. Evet. Ya da kudereye sarılabiliyorlardı. Tam bu alanda şeyi sorayım. Masalın göbeğini gördünüz mü mesela? Ben her şey pat diye söylüyorum. İlde dalı falan? Yok öyle şeyler. Kırktaş? Onlar da yok. Hiç kaldı ama. Al basması. Yok. Petek, çok teşekkür ederiz. Çok harika bir sohbet oldu. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Şöyle mi hocam? Bilmek vaktidir her yer. Üzülme, üzülme, üzülme sakın. Seni ateşe salan olsa da.